Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptop Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde geometri kampımızın geldik 23. günde ve bugün kayıt testlerini noktalayacağız. Arkadaşlar yarın, yarın itibaren elit sorular ve elit testlere geçmiş olacağız. Toplamda yine 40 adet 40 40 80 yaptık. Yani 42 diğer taraf, 36 bu taraf aslında. Toplamda 40 adet temel orta ileri eski nesil tamamı oluşacak soruların PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Orada indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve 43. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yapalım güzel. Diyor ki ABC ve BDF, ABC ve BDF bir üçgen CD kenarım 4. BC kenarım 8 ve AF eşittir FB'ye. Bu eşitliği kullanacağız. Oluna göre AE bölü EC kaçtır diyor. Şimdi bakın. Ben burada CD'ye çünkü bu BD doğrusal BD doğrusal ABC BDE'den dolayı BD'nin doğrusu olduğunu biliyorum. Eğer ben bu BD'ye paralel tam bu F'den bir doğru çeksem. Şimdi ne oldu? 1'e 2. Yani orta nokta oldu. E bu 8 ise demek ki benim bu arkadaşım 4 oldu. Bu 1. E bu FH diyelim. Bu FH CD'ye paralel oldu. E 4 ise 4 yani eşit oldu. Yani arkadaşlar benim bu uzunluğum otomatikman bu uzunluğa eşit olmuş oldu. Bu bir. Tamam. Buraya A, buraya A dersem ben. HC'miz 2A. E benim AFM, AF, FB eşitti. O zaman HC, AH eşit olacak. Paralellikten dolayı A, 2A. 2A burası. AE uzunluğu 3A bölü. EC uzunluğu A. 3A bölü A'dan da 3 cevabını alırım. Ve 43. sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak bulunur. 44. sorumuzda ABC ve AE'de bir üçgen. ABC ve AE'de güzel. BAC eşittir ADE. BAC yani bu açı ADE bu açı eşittir. ABC eşittir AED. Nokta açısı noktaya eşit. Otomatikman diğer açılarda birbirine eşit olmak zorunda kalır. Yani bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Alan ABC bölü alan AED büyük üçgen alanı küçük üçgen alanına oranı 25 bölü 9 ve ben biliyorum ki alanları oranının karekökü benim benzerlik oranımdır. E nedir bu? 5 bölü 3. Demek ki benim bu kenarım mesela 5K ise diğer kenarım 3K olacak. Yani benim oranım 5 bölü 3 olacak. büyük küçüğü oranı. AD kenarım 9 olduğuna göre DC yani A istiyor benden. Burayı istiyor. Şimdi hemen oranımızı yapıyoruz. Bakın. Büyük üçgende noktanın karşısı A artı 9. A artı 9 bölü küçük üçgenli noktanın karşısı 9. Bu benzerlik oranı 5 bölü, 5 3 eşittir. İçler dışlar çarpımı yapsam 9 kere 5 45 eşittir. 3 kere A'dan 3A artı 9 çarpı 3'ten 27. 27'yi sol tarafa attığımda 20 ile 37 37 18 eşittir 3 A'ya. E A da buradan 6 gelir. Ki benden zaten D, C, A istiyordu. 44. sorumun cevabı da Edirne olarak bulunuyor. 45. sorumuzda ABC, ABC ve BDC birer üçgen. AB kenarımız 5, AC'miz 9, BC'miz 6 ve BD'miz A iken DC'miz de B. Olduğuna göre BDC üçgeninin çevresinin alabileceği, bakın bu üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. E bu arkadaşımızın çevresi ne arkadaşlar? A artı, B artı 6. Şimdi ben biliyorum ki bir üçgenin içerisinde bir nokta seçip, B'den D'ye, D'den C'ye bu doğru hiç... Çektiğimde. Bakın şu D noktasını ben A'ya kadar götürdüğümde demek ki benim A artı B uzunluğum. Bakın A artı B uzunluğum maksimum bu 5 ve 9 olabiliyor. Ki D'yi ben A'ya çekemiyorum. Yani maksimum 9 artı 5'ten 14'ten küçük olmak zorunda. Minimum nedir hocam. Bu D noktasını BC üzerine indirdiğinde de mesela burası A burası B. E o zaman minimum da 6 olabiliyor. Soru bitti. Ben A artı B artı 6'yı arıyorum. Her yere artı 6'yı eklersem 12 küçüktür. A artı B artı 6 küçüktür. 14 artı 6'dan 20. E 20'den küçük olan en büyük tam sayı değerini istiyor bizden. O da 19'dur. 45. sorumuzda adan olarak buluruz. 46. sorumuzda ABC ve ADC, ABC ve ADC bir üçgen. ABC 25 derece, CAB 55 derece, DAC 35, ADC 75 derece olduğuna göre yukarıdaki şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? En uzun kenar için en büyük açının karşısına bakacağız. Önce bir açıları yerleştirelim. 75, 80 hatta şöyle diyelim 55, 60, 80 geriye buraya kaldı 100 derece. Bu bir. Sonra 75, 80, 110 geriye buraya kaldı 70 derece. En büyük açının karşısını takip ediyorum. ADC üçgeninde 75'in karşısı AC'dir. En büyük AC. E bu üçgende yüzün karşısı, AB'dir en büyük açının karşı. E ben bu doğruyu takip ettiğimde bana en büyük uzunluğu gösterecek. O da AB uzunluğu olur. Bakın AB. 46. sorumda bu şekilde diğer bakır olarak bulunur. 47. sorumuzda BAC bir üçgen. Harika. BD diktir DC. AB 6, AC 8 olduğuna göre BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? BC'nin alabileceği farklı tam sayı değerini istiyor bizden. Şimdi mantıken düşünüyoruz yine. Bir, Şu açımız dar mıdır geniş midir? Bak, bu açımız dar mıdır geniş midir? Şöyle söyleyelim. Eğer bu 90, bu alfa, burası beta ise alfa artı beta 90 olması lazım. E ben bu alfaya bir açık atmışım, Beta'ya bir açık atmışım. Yani otomatikman buradaki açım küçüktür 90 derece olmuş oldu. Bakın küçüktür 90 derece olmuş oldu. O zaman ben iki şey biliyorum. BC kenarı için 8-6 2'den büyük olmak zorunda. Nereden küçük olur? 6 artı 8 de 14'ten küçük olur. Bu 1. Bir. bir de Pisagor lazım bana. E Pisagor'u da ben mantıken düşündüğümüzde 6, 8, 13 üçgen olur. Eğer burası 90 olursa. E bu 90'dan küçükse demek ki benim BC kenarında otomatikman 10'dan küçük olur. Bu iki bilgiyi birleştirdiğimde 2 küçüktür. BC küçüktür 10 bulurum. Alacağı tam sayıları kaç tanedir diyor. 3'ten 9'a kadar alır. 9 eksi 3 6 artı 1'den toplam 7 değer vardır. 47. sorumuzda diğer bakır olarak bulunur. 48. sorumuzda ABC bir üçgen. BAC 100 derece. ACB 50 derece. AB'miz Z. AC'miz Y ve BC'miz X olduğuna göre x eksi y artı mutlak değer y eksi z artı mutlak değer z eksi x bölü 2 ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki 100, 50 daha 150, Kal hocam buraya geliyor. 30 derece. Ve açı büyüdükçe kenar büyür. Yüzün karşısında x var büyüktür. 50'nin karşısında z var büyüktür. 30'un karşısında y. Buna göre mutlak değerli işlemi yapalım. Ne diyor? x eksi y. Bakın. Büyükten küçüğü çıkarttığımda işlemin sonucu pozitiftir. Demek ki bu işlem dışarıya x eksi y olarak çıkar. Sonra y eksi z. Küçükten büyüğü çıkarttığımızda negatiftir. Demek ki burası eksi. O zaman dışarı eksiyle çarpılıp çıkacak. O da eksi y artı z ve z eksi x küçükten büyük çıkarttım içerisi negatiftir. Dışarı ile çarpılıp çıkar. O da eksi z artı x oldu. Ve buradan artı z eksi z'yi götür tabi bölü ikisi var. x x'ten 2x eksiye, eksi y eksi y'den eksi 2 y bölü 2. Buradan da benim cevabım x eksi y olarak bulunur. 48. sorumuz da bu şekilde alanıdır diyoruz. Güzel bir sayfaydı. Güzel sorular vardı diyelim ve kaldığımız yerden 49'da devam edelim. ABC bir üçgen, BC kenarım 14. AB eşittir, AC eşittir, A. Olduğuna göre kenarları tam sayı olan üçgenin, kenarları tam sayı olan üçgenin, çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Diyorum bizlere. En küçük tam sayı değerini bulmaya çalışacağız. Peki normal şartlarda burası 14'si hocam. Demek ki benim kenarlarım A-A'dan 0'dan büyük olur. 14 küçüktür. A artı A, 2A'dan küçük olur. Yani bunların farkından büyük ve toplamlarından küçük olmak zorunda kalır. Bu bir. Yani benim sayım nedir? 14 küçüktür 2A. E hocam hani 2'ye bölsem ben. 7 küçüktür A olmak zorunda kalır. Yani A sayısı 7'den büyük. Ve benden çevresini alacağı en küçük tam sayı değerini istiyorum. Bu bir. Bir de kenarları tam sayı diyor. E ben 7'den büyük alabileceği en küçük eğer 8 değerini verirsem. Bakın direkt değer verebiliyorum. Çünkü tam sayı kenarlarda. 8, 8, 16. 10 daha 26. 4 daha 30 yapar. 49. sorumuz bu şekilde A'dan olarak bulunur. Elinci sorumda ABC bir üçgen. BAC şuradaki tepe açı 120 dereceden büyük. Sonra AB'miz 6, AC'miz 9 olduğuna göre BC yani A'nın alacağı tam sayı değeri kaçtır diyor. A'nın alacağı tam sayı değeri bulalım. Önce ben şunu biliyorum. Direkt üçgen eşitsizliğinden 9 6 3'ten büyük ve 9 artı 6 15'ten küçük. Bu bir. Peki şimdi A, BAC, 120'den büyük. Eğer benim bu açım 120 derece olsaydı acaba A değerim kaç çıkardı diyeceğim. E açı 120'den büyükse A değerine çıkacak o sonuçtan büyük olacak. Yani ben aslında bunun üst sınırını buldum. Bakın üst sınır 15. Alt sınır buradan bulacağım sonuç olmuş olacak. Bulalım. 120 derece A9. Şöyle geniş açı olduğu için dıştan gelirsem ben. Dikliği de götüreyim. Buraya ben 90 derece dedim. 90 120 hocam burası 60'tır. Demek ki burası 30'dur. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3 oldu. Sonra büyük üçgende Pisagor yaparsam 3 kök 3'ün karesi 9 çarpıştan 27 artı 9 artı 3 12'nin karesi 144'ün karekökü kökü A'ya eşit olur. Normal şartlarda e, ama benim ne dedik arkadaşlar? Bu açı 120'den büyükse demek ki A değeri de benim bulduğum bu sonuçtan büyük olacak. E bu sonuç ne? 144, 154, 164. 164, 171 mi? Yani benim bu arkadaşım kök 171'den büyüktür. A küçüktür. 15. Şimdi 13'ün karesi 169. O 14'ün karesi kök 171'den büyük. Yani bunun büyük olan, bu sayıdan büyük olan 13, 169 olduğu için buradan büyük olan ilk tam sayı 14'tür diyorum. Diğeri zaten 15. Alacağım bir tane değer oluyor. Çünkü bu sayıyla 15 arasında 14 tam sayısı var. Alacağı tam sayıları kaçtır? 14'tür diyorum ve 50. sorumda Ceyhan olarak bulunuyor. 51. sorumuz ABC ve EDC birer üçgen. BCD doğrusal. AB kenarımız 9 9'da. AE kenarımız 6, BC'miz 15 ve DC'miz 15. Olduğuna göre ECD üçgenin alanı. Benden bu üçgenin alanını istiyor. Peki bulalım. Bu üçgenin alanı için taban ve yükseklik lazım bana. Veya 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 şöyle yapalım. Şimdi burası 9. Bakın 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı, 5'ün 3 katı. 9, 12, 15. O zaman hocam burası 6'dır. Bu 1. Şimdi ben iki kenar biliyorsam aradaki açının sinüsü benim işime yarar değil mi? Ama ben bu sinüsü bulamayacağıma göre diğer taraftaki şu açıyı x'i bulabilirim. E burası x ise diğer tarafı 180 eksi Ve küçük trigonometri bilgisi sinüs 180 eksi x eşittir sinüs x'e. Peki sinüs üçle sinüs x nedir hocam? E, sinüs x nedir hocam? Yine 9. sınıf trigonometri bilgisi karşı bölü hipotenüs. Yani benim sinüs x'im karşı 9, hipotenüsüm 15'tir. E sinüs alan yaparak ben bu sorunun cevabını bulurum. Yine sinüs alan. 1/2 çarpı kenar 6 çarpı diğer kenar 15 çarpı sinüs 180 eksi x'tir. E bitti soru. 1/2 çarpı 6 çarpı 15 çarpı e, sinüs 180 eksi x sinüs x o 9 bölü 15'ti. Geldim buraya 9 bölü 15'i yazdım. 15'ler sadeleşti. 6'yı 2'ye böldü. 3, 9 çarpı 3 tane benim alınım 27 bulundu. 51. sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunuyor. 52. sorumda abi. A, C, D. A, C, D ve E, B, C. E, B, C. Bir üçgen. Alan A, C, D. Alan ACD. Alan EBC eşittir. Şu iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Tamam. AB'miz 9. BC'miz 3. CD'miz 2. Olduğuna göre ED'miz A'mız kaçtır? Bakın. Bu üçgeni diyelim ki buraya S dersem otomatikman burası K olur. S artı K. E buraya S ise üçgenler eşit alanları. Demek ki burası da K'dır. Ve bunların ortak bir açısı var. Alfa. Önce ACD üçgenin alanını sinüs alfaya bağlı buluyorum. Neydi formülümüz? 1 bölü 2 çarpı kenarımız 9 artırırsan 12 çarpı. Diğer kenarımız 2 çarpı sinüs alfa. Bu arada alanlar eşit. Eşittir. Diğer üçgenimizin alanını bulmak istiyorsak 1 bölü 2 çarpı. Kenarımız 3 çarpı. Diğer kenarımız 2 artı a çarpı. Aradaki açının yine sinüsü. Sinüs alfa. Gördüğünüz gibi sinüs alfa ile işimiz yok. Gitti. 1 bölü 2'lerle işimiz yok. Gitti. Sonra 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4 çarpı 2'den 8 eşittir 2 artı a'ya. Diğer tarafa attım. Buradan a eşittir 6'ya. Benden bunu istiyordu. Yani 52. sorumda edin olarak bulunuyor. 53. sorumuzda ABC ve BDC bir ikizkenar dik üçgen. BD diktir DC'ye, AB diktir AC'ye. BC kenarımız komple 48'miş. Güzel. G1 BDC üçgeninin, G2 ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre G1-G2 uzunluğu, G1-G2 arasındaki uzunluk kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi ben de biliyorum A ile G1'i birleştirsem benim bu uzattığım uzunluk kenar ortaydır. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. Yani bu 48'i 24 ve 24 olarak iki parça böler. E hocam ben 90 dereceden kenar orta indiğim için otomatikman A'dan H diyelim şuraya. AH uzunluğu da toplam 24'tür ve A'ya 2A kuralından bu 24'ü 8'e 16 olarak bölüşüyor. Yani GH uzunluğu 16. E aynısı diğer tarafta da var. E yine 24'e eşit işte olacak. Yani kısaca yine 8'e şöyle 8'e 16 olacak. Benden G1 G2 arası uzaklığı istiyor. 8 8 daha 16 demektir. 53. sorumuzun cevabı C'dir. 54. sorumuzda ABC bir üçgen. AD'miz açıortay GF paralel, GF paralel D, B'ye paraleli kullanacağız. FG'miz 6. Yazalım. FG'miz 6. G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi. Yani kısaca 2 A'ya A her zaman geçerli. Harika. AC'miz 15. AC bu tarafımız 15 olduğuna göre alan ABC bütün üçgenin alanı kaçtır diyor. Bulalım. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şimdi 2A'ya A'lık bir oran var ve GF DB'ye paralelse ben DB'yi bulabilirim. Şöyle bulurum. 2A'nın tamamına yani 2A'nın 3 aya oranı eşittir. 6'nın DB'yi oranına 6 bölü DB yaptı. A'lar sadeleşti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 3'ten benim DB uzunluğum 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunuyor. Bu 1 ve G ağırlık merkezi ise bu kenar ortaydır. Yani CD uzunluğu da 9'dur. Çünkü hem açı orta hem kenar ortay oldu. Bakın. Ya ki hatırlayalım. Ya ki. Elimizde hem açı ortay hem kenar ortay var. Yani bu indiğim hem yüksekliktir hem de ikiz kenardır. O zaman benim alanım şöyle bulunur. İkiz kenardaki üçgen doğrudur. 9, 16, 9, 12, 15. Şöyle 90 derece yaptığımızda. Benim ad uzunluğum 12 olmak zorunda kalır. Burada pisagor yaptığımızda 9, 12, 15 üçgeni. Ve üçgenimizin alanı. 9 artı 9 tabanımız 18 çarpı yüksekliğimiz 12 bölü 2. 18'i 2'ye böldüm. 9, 9 çarpı 12'den de 108 olarak buldum. 54. sorumuzun cevabı Bursa'dır. Bu sayfamızı da bu şekilde geçtik. Yine gayet güzel öğretici sorular vardı diyelim ve 55. sorumuzda devam edelim. 55. sorumuzda ABF, ABF ve ADC bir üçgen. F, C kenarımız 4. B kenarımız 11. EFC 90 derece. Tamam tepe açımız 90 derece. D eşittir EC. Bakın D eşittir EC. Olduğuna göre alan DBE. Alan DBE yani şuradaki üçgenimizin alanı bizden istiyor. Tabanımız var yüksekliğe ihtiyacımız var. Ve biz, ve biz biliyoruz ki bak 90. Ben bu açıyı alfa bu açıya beta desem. E beta ise iç tersten burası. Betadır. Eğer ben D'den BE'ye dik insem. Bakın 90 derece insem. 90 derece insem. E 90 beta oldu sana burası alfa. E betanın karşısı 4. 90'ın karşısı tek çizgi. 90'ın karşısı tek çizgi. Bu iki üçgen DHE üçgeni EFC üçgenine eş oldu. Yani betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4'tür. Demek ki bu üçgenimizin alanı tabanımız 11 çarpı. Yükseklik 4 bölü 2. Buradan da 4'ü 2'ye böldüm 2. Toplamda 22 gelir. 55. sorumuzun cevabı diğer bakır olarak bulunur. 56. sorumuz. ABC bir üçgen. AF kenarı 15? Bakın AF. Şöyle yapalım. AF'miz 15. BF'miz 5, BD'miz 4 ve F diklik merkezi. Bu F diklik merkezi demek şu demek arkadaşlar? Bakın burası dik, bakın burası dik demek. Bu diklik merkezi olduğunu söylüyor. Tamam. F'miz A'mız kaçtır diyor. Şöyle yapalım. E, diklik merkezi ise Diğer taraf diktir. E hocam burası 4. Bakın burası 4. Diğer taraf 3 ise diğer taraf 5 ise demek ki burada 3, 4, 5 üçgeni var. O zaman burası da otomatikman bakın otomatikman 3 olmak zorunda kalır. Şimdi açı yerleştiriyorum. 90 buraya nokta buraya çizgi dedim. İç tersten burası çizgi. Burası olursa nokta. Yani buradaki BFD ile A, F, E benzer üçgenler oldu. Çizginin karşısı 4. Ne arıyoruz biz noktanın karşısına? Noktanın karşısı küçük üçgende 3 noktanın karşısı. Büyük üçgende A eşittir 90'ın karşısı. Küçükte 5, 90'ın karşısı büyükte 15. 5'e beş. böldüm bir, 5'e böldüm 3. İçler dışlardan A eşittir 9 olarak bulunur. Benden bunu istiyordu. 56. sorumuzun cevabı bu şekilde Ceyhan'dır diyoruz. 57. sorumuzda ABC bir üçgen. AD'miz açıortay. AB uzunluğu 9. AC uzunluğu 15, BD'miz ve X ve DC'miz Y'dir. Yukarıda verenlere göre X ve Y birer tam sayı ise X artı Y toplamı en çok kaçtır? Şimdi hocam aç-ortay kuralı bana der ki e bu 9'sa burası 9K, 15'si burası 15K. Hatta ve hatta aynı sayılara bölünebiliyorsa ki ikisi de 3'e bölünebiliyor. İkisini de 3'e böldüğümde hocam burası 3K, burası 5K oldu. Bu bir. Ve ben yine biliyorum ki benim x artı y sayım 15 eksi 9'dan 6'dan büyük. 15 artı 9 24'ten küçük olmak zorunda. Bu da üçgen eşitsizliği. E, x artı y dediğim 8 k'ya denk geliyor. O zaman ben x artı y toplamaya çok olur? x y birer tam sayı olacaktı. Demek ki k'ya tam sayı değerini vereceğim. 3 versem 24 olur. Olmaz. 24'ten küçük olacak. k'ya en küçük 2 verebilirim. O da 8 çarpı 2'den 16 olur. Ve 57. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunur. 58. sorumuzda A, B, C, E. A, B, C, E. Bir dörtgen. A, E eşittir A, B Tamam. AE kenarım. AB B kenarına eşit. E, D eşittir. B, eşittir. D, 3 tane eşitlik var burada ve A, B, C, Şu tepemiz 125 derece. Olduğuna göre E, A, B, A kaçtır diyor. Birinci hamlemi yapıyorum. Hamle 1. Şu 3 eşitliği kullanacağım değil mi? E'den B'ye gittiğimde. Ben biliyorum ki muhteşem üçlü demek... 90 dereceden kenar ortaya indiğinde üçü birbirine eşittir. Ve bu dörtlüden eğer 3'ü elinizde varsa otomatikman bunun tepesi 90 derece olur. Soru bitti. Neymiş? Tamamı 125. E bu 90'sa geriye kaldı 35 derece. E A, E, A, B eşitse bu 35'se demek ki burası da 35'tir. 35, 35 daha 70. Kaldı burada geriye 110 derece. Ve 58. sorumuzun cevabı bu şekilde adan olarak bulunmuş olur. 59. sorumuzda ABC ikizkenar üçgen. Benim AB kenarım AC kenarına eşit. AD eşittir, DB eşittir, BC'ye. Tamam. Olduğuna göre ADB yani A açısı kaçtır diyor. Şöyle yapalım. İkizkenarlı gördüm. A dedim. Şöyle dersen daha güzel olur. Burası 180 eksi A'dır. Tamam. İkizkenarı gördüm. E bu 180 eksi A ise demek ki benim bu açımda 180 eksi A'dır. Sonra geldim buraya. Şimdi ABC üçgeninde tamamı 180 olacak. Eğer burası A ise ve bu ikisi birbirine eşitse bakın şöyle düşünün. Buraya B, buraya B dersem mesela diye tam diyelim böyle diye. Denklem kurmak istemiyorum ama kuracağız galiba. Neyse denklem kurayım hadi. Bunların hepsini sildim. Kafanızı karıştır. daha kolay yoldan gidelim. Bu A açısı ben buraya B dedim. Hocam burası B'dir. E bu B, bu da B ise İkizkenardan kenardan dolayı diğer taraf B olacak. Bunu kullanmayayım. A ise buraya C dedim. Hocam buraya C dedim. E bu B ise diğer taraf B olacak. Çünkü A, B, A, C eşittir. Demek ki burası da B eksi C'dir. Şimdi 3 tane denklem kurabilirim. 1. A artı B toplamı 180 derece. A artı B eşittir. 180. Bu 1. 2. Buradaki üçgende B, B, B. Ne anlama geliyor? 3B eksi C eşittir. 180 derece. Sonra büyük üçgende C var burada. B var, B var. Buradan da 2B artı C C burası, B burası. Tamam B olacağı için bakın tamamı B. İkisinin anı 2B artı C eşittir. 180 derece. Bizden A'yı istiyor. Biz A'yı bulacağız. Peki bulalım. Önce buradan C'yi yok edebilirim. Taraf tarafa toplasam. 5B eşittir. 180, 180 daha 360 derece ve 360'ı 5'e bölsem 7, 5'den 35, 0, 1, 0, 2. Ne oldu? Her B'si 72 derece. B yerine 72 derece yazdığımda A'sı buradan 108 derece gelir toplam 180 yapacaktı. Bizden A'yı istiyordu. 108, ver, 108 derece geldi. Tamam bakayım evet. 59. sorumuzun cevabı bu şekilde edin olarak bulunmuş oldu. 60. sorumuzda ADF tamam ADF ve ABC bir üçgen. AC kenarım eşittir. CD kenarım eşittir. FB'ye. Bunları kullanmam lazım. DFA 90 derece güzel. Bakın. Bu açı 90 otomatikman diğer açıdan 90. Çünkü CAB bir üçgen. Yani AB doğrusal. DAF 70 derece olduğuna göre DB x'imiz kaç derece? Çok güzel bir soru. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Dikten F'den C'ye kenar orta inmişim. Yani ne oldu? Muhteşem üçlü oldu. Yani bu da kısaca tek çizgi oldu. Soru zaten bitti. Peki bu açımız 70 ise otomatikman diğer tarafta 70 derecedir. 70, 70, 140 tepeyi de bulabiliriz. Tepe açımız 40 derece. Bu bir. 70 ise 90 buraydı. Demek ki hocam burada kaldı geriye 20. Diğer taraf zaten 90. Bakıyorum FC'miz CF eşit ikiz kenar oldu. 90, 20 daha 110. Kaldı 70. Demek ki ben bu 70'i de 35'e 35 olarak bölüştürdüm. Bu da tamam. 90, 35. Demek ki burası 45, 55, 60 olur. Evet 55 derece. E bu df'de doğrusal 55 ise geriye kaldı. 125 derece. Bu da 60. sorumuzu bize burs olarak bulmuş oldu diyelim. Ve bu sayfamızı da bu şekilde geçelim. Yine sağlam sorular vardı. Geldik 61. sorumuza. Diyor ki ABC bir üçgen. BCD doğrusal ABD, ABD bakın 30 derece. ACD 75 derece ve AC'miz 4 kök 2. Olduğuna göre BC'miz yani A kenarımız kaçtır diyor. Ve iki iç açının toplamı dışa eşit. Zaten bunu biliyorum. Yani burası 75 burası 30 sa demek ki benim bu tepe açım 45 derece. Bunu kullanabiliriz. Şu an bilmiyorum. Bakacağız. Sonra ben C'den dikmeyi insem soru zaten burada otomatikman bitiyor. E 90 45 demek ki benim bu açım 45. E 90 30 o zaman bu açı 60 derece. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı haşağımız 4 ve haşçemiz de 4 olur. Diğer üçgene geldim. 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı otomatikman 8. 60'ın karşısı 4. 3 olacak. Bizden 30'un karşısını, 90'ın karşısını istiyordu yani A'yı. A'mız 8 bulunur. 61. sorumuzda A'dan olarak bulunur. 62. sorumuzda A, B, C ve B, D, C birleşken. A, B'diktir B diktir B, C'ye. Güzel. A, E eşittir E, C'ye. Harika. B'miz 8. D, C'miz 15. Olduğuna göre ED uzunluğu kaçtır diyor. Şunu görüyorum. 90 dereceden ben kenar orta inmişim. Otomatikman diğerleri de bu 8'e eşit olmak zorunda kaldı. Bu bir. Sonra E'den C'ye dikme isem. Bakın bana bir bilgi daha vermiş. AC'de 60 derece. ACD şu açımızda 60 derece. Demek ki burası 90 derece hocam. Diğer tarafta otomatikman 90 derece oldu. 90'ın karşısı 8. Bu arkadaş 30'du. 30'un karşısı 4 ve 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Sonra bu 4 ise geriye buraya kaldı. 11 ve buradaki üçgende Pisagor yaparsam ED'yi rahat rahat bulurum. 11'in karesi 121 artı 4 kök 3'ün karesi 16 çarpıştan 48'in kare kökü bana x'i verir. 48 69 169'dur burası. Kök 169'da 13'ü verir yani bana x'i ve 62. sorumuzun cevabı adan olarak bulunur. 63. sorumda ABC ve DEC bir dik üçgen. A, B, C ve D, e, C. Yani B, A diktir A, bu bir. E, D diktir D, bu iki. İki tane diklik var burada. Ve üç var. A, H diktir B, Bu da üç. A, D'miz iki. B'miz beş. DH H eşittir. H, C olduğuna göre AC yani A'sı kaçtır diyor. Adım adım bula bula geliyorum. Bir. Bir kere 90 dereceden bakın. Şöyle bir olay vardı hatırlayalım. 90 derece dikse ve ben buradan kenar orta indiğimde üçü birbirine eşit oluyor. Bakın 4 element var. 1, 2, 3, 4. Bunlardan 1, 2, 3'ü benim elimde. Otomatikman dördüncüsü de gerçekleşmiş oluyor. Yani bu kenarların hepsi ne diyelim? B, B, B diyelim. Bu bir. Bitmedi. Bu birinci dikten gelen. İkinci dikten, yukarıdaki ABC üçgeninden gelen dikin yüksekliği 2 artı B. E ben burada öklit yapabilirim. Öklit ne anlama geliyor? B çarpı 5 artı B. B çarpı 5 artı B eşittir. Buradaki AH yani 2 artı B'nin karesini. Bu da tamam. 2 artı B. Nin. Rahat rahat B'yi bulabilirim. Çünkü bir bilinmeyen var. B çarpı 5'ten 5B artı B çarpı B'den B kare eşittir. 2'nin karesi 4 artı B kare artı 4 byi Daha sonra B kareler gittiğinde 4B'yi bu tarafa attım. B eşittir 4 bulundu. Demek ki bu uzunluk 4. Diğer uzunluğumuz da 4 oldu. E A'yı rahat rahat bulabilirim. AC yani A'nın karesi eşittir. HC'den H'e kadar olan 4 çarpı C'den B'ye kadar olan tamamı 4 artı 4 8 5 daha 13. Her iki tarafın kare aldığımızda A eşittir. 2 kök 13 olmuş oldu. Bu da 63. sorumuzun cevabını diğer bakır olarak buldurdu. 64. sorumuzda ABC bir üçgen Harika. A, eşkenar üçgen. Ne anlama geliyor? Açılar 60, kenarlar birbirlerine eşit anlamına geliyor. Güzel. A, B'miz 2 kök 6. Tamam. B, A, D 15 derece olduğuna göre çevre ADC. ADC C. üçgenin çevresi. Yani bir kenarı bulsak aslında soru bitecek. Peki nasıl bulurum? Ben yine biliyorum ki A, D, C üçgeninde A'dan eğer dikinersem. Bakın A'dan dikme indiğimde. E 90 60 otomatikman bu açı 30 oldu. Demenin diğer tarafında 30'du ve soru da otomatikman bitti. Şimdi büyük üçgende bakın burada. Nasıl bir üçgen oluştu? 90, 45, 45 yani ikiz kenar üçgen oluştu. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 45'lerin karşısı bu 2 kök 6'nın kök 2'ye bölünmüş hali. Ne anlama geliyor bu? 2 kök 3 çarpı kök 2 bölü kök 2 demektir bunlar gitti. Demek ki B ile BH ile AH kenarlarım 2 kök 3 olarak bulundu. Daha sonra 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4'tür ve bu 4 de eşkenar üçgenin bir kenarını verir. Toplam 3 kenarın toplamını istiyor. O da 4 çarpı 3'ten 12 olur ve 64. sorumuzda bu şekilde Ceyhan olarak bulunur. 65. sorumuzda ABC ve CDE ABC ve CDE eşkenar. Açılarımızı yerleştirelim. 60 60, 60 aynı şekilde 60, 60 ve de 60 kullanacağız. E otomatikman burası ne olduğu zaman bu da 60 derece oldu hocam. Bakalım işimize hangisi yarıyorsa. Güzel. AF eşittir FB'ye bu bir. BCD doğrusal bu iki. BD'miz 8, BD tamamı 8. C'miz 2. Bu 2 ise hocam bu da 2'dir. Otomatikman bu da 2'dir. E BD'nin tamamı 8 ise 2 burasıysa BC'si 6. E BC 6 ise burada eşkenar var. Demek ki buralara 3 3 ve tamamı 6. Bu da tamam. Bizden ne istiyor? FE'yi. Peki ben FE'yi nasıl bulurum? Şimdi eşkenar üçgen ve burada kenar ortay var. O zaman ben C'den bu kenar ortaya dikmeyi insem acaba işime yarar mı? B bakayım. 90 60 Hocam burası 30 derece. E, 60'tı. Demek ki buraya kaldı 30. 60'tı. Hocam burası oldu. Dik. Ve dikim ben bir kenara biliyorum. 2. Demek ki diğer kenarı bulduğum anda soru bitecektir. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Ve buradaki büyük üçgende FCE. Pisagor yaparsam. 2'nin karesi 4 artı. 3 kök 3'ün karesi. 3'ün karesi 9 çarpıştan 27. Eşittir. FE. X diyelim x'in karesine. 24'ten 31. Demek ki x eşittir kök 30. Bir bulundu ve 65. sorumuzda bu şekilde burs olarak bulunmuş oldu. Yine tatlı güzel bir soruydu. 66. sorumuzda ABC bir üçgen BD eşittir DC. Güzel. Kenar ortay olduğunu söylemiş bize. AB kenarımız 10. AC kenarımız 6 olduğuna göre BD. Bakın buradaki BD. Diyelim ki x olsun bunda da. x, x. x'in alabileceği değer aldığı nedir diyor bizlere. Şimdi ben üçgen eşitsizliğinden bu B diyeyi 10'a ve 6'ya bağlı yazabilirim. Nasıl yazarım? BC yani 2x'in benim. 10 6'dan 4'ten büyük olacak. 10 artı 6, 16'dan küçük olacak. Benden BD yani x istiyor. Her yeri 2'ye böldüğümde 2 küçüktür. X küçüktür. 8 oluyor. Yani 2 ile 8 arasında değer alır denir. Bu da 66. sorumuzu Ceyhan olarak bizlere bulur. Yine güzel bir sayfaydı. 67. sorumuzda ABC ve ADB bir üçgen. D ABC üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası. AD kenarımız 4, DB kenarımız 7 olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Bakın buradaki üçgende üçgen eşitsizliği yaparsam ben. Bu ne anlama geliyor? Benim A uzunluğum 7 4 3'ten büyük. 7 artı 4 11'den küçük olmuş oluyor. Bu 1. Sonra şimdi bu açı hakkında benim yorum yapmam lazım değil mi? Tepe açısını K diyorum buradaki açıya teta diyorum. Büyük üçgende şöyle diyelim. Alfa alfa beta beta diyelim. Bakın şimdi ne oluyor? 2 alfa artı 2 beta artı k eşittir 180 dersem attım cebe. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Küçük üçgende alfa artı beta artı teta eşittir 180 derece. Buradan alfa artı betayı çekelim. K'yı diğer tarafa attım. 2 alfa artı 2 betaydı ya. Ne kaldı geriye? Alfa artı beta bir de diğer tarafa da 2'ye böldüm. Yani 180 eksi k'yı 2'ye böldüğümde 90 eksi k bölü 2 oldu. Yine bir kontrol edelim. 180 eksi k 2'ye böldüm. 90 k bölü 2 doğrudur. Geldim alfa artı, artı beta yerine göre burada. 90 eksi k bölü 2 yaptım. Ve bu 90 k bölü 2 eşitliğini diğer tarafına attım. Teta eşittir. 180 eksi 90'dan 90 artı k bölü 2 oldu. Yani bu ne anlama geliyor? Teta geniş açı. Demek ki ben burada Pisagor kuralını yapabilirim. Normalde 90 derece olsa 4'ün karesi 7'nin karesiydi. Ama burası 90'dan büyükse demek ki benim karşısı yani a kare büyüktür. 4'ün karesi 16 artı 7'nin karesi 49. Her iki tarafın kare aldığımızda a büyüktür. Kök 49 59 6 da 65 49 59 65 kök 65'ten büyük. Kök 65 dediğim sayıda kök 64 8'di. 8 küsür bir sayıdır. Yani ben üçgen sizin alt kısmını artık 8 küsür alacağım. Demek ki benim 8 küsür sayım küçüktür A. O da küçüktür 11. Alabileceği değerler 9 ve 10 kaldı. Benden bunların toplamını istiyordu. 67. sorumuzun cevabı 19 olarak bulunmuş. Yani Bursa'dır diyoruz. 68. sorumuzda ABC bir üçgen. D üçgenin içerisinde bir nokta. Herhangi bir nokta. AB kenarımız 9. AC'miz 6. BC'miz 8 olduğuna göre AD artı BD toplamı hangi aralıkta değer alır diyorum. AD artı BD. Şimdi ben ne biliyorum arkadaşlar? Ben biliyorum ki şu D noktasına buna benzer bir soru yaptık. C'ye götürsem benim AD artı BD'm 6 artı 8'den küçük olur. Ben bu D noktasını buraya götürsem 9'dan büyük olur. Yani kısaca 9 küçüktür. AD artı BD o da küçüktür. 6 artı 8'den 14 demektir. 9 ile 14 aralığı bu da Ceyhan yapar. 68. sorumuzda bu şekilde Ceyhan olarak bulunur. 69. sorumuzda şık gördünüz artık şıkka ihtiyacımız yok. 69. sorumuzda yukarıdaki şekilde AB diktir AC'ye bu 1. BD diktir DC'ye bu 2. AB kenarım 24. AC kenarım 7 olduğuna göre DC DC yani x demiş. Burayı düzeltelim. Burayı A diyelim. A'nın alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bir kere ben şunu gördüm. Buradan dikmeyi çektiğimde. Hocam bu üçgen 7, 24, 25 üçgenidir. Güzel. Peki ben BD hakkında herhangi bir şey bilmiyorum. Ama şu yorumu yapabilirim. E bu 90'ın karşısı 25 en büyük kenar budur. Otomatikman benim A değerim 25'ten küçük olur. 25'ten küçük olan en büyük tam sayı değerim de 24'tür diyorum. Ve 69. sorumuzda bu şekilde 24 yani Edirne olarak bulunmuş oluyor. 70. sorumuzda ABC üçgen, ADE eşkenar. Bakın, ADE eşkenar ne anlamı geliyor? Bu açı 60 derece, bu açımız 60 derece ve bu açımız da 60 derece olmak zorunda. Bu bir. ABC 35, ACB 45, BD'miz A. BD'miz A. D'miz B ve EC'miz C yoluna göre ABC arasındaki sıralama nedir diyor. Bakın şimdi arkadaşlar, burası 60 sa Burası 60 sa 35 artı 25 derece 60 yapar. Bu bir. Bura 60 ise 45 artı 15 derecemiz 60 yapar. Tepe açılar 25, 60, 15. E, otomatikman 60'ın gördüğü B kenarın büyüktür. 25'in gördüğü A kenarı büyüktür. 15'in gördüğü C kenarı. B büyük, A büyük, C. Bu da 70. sorumuzu bizlere Diyarbakır olarak buldurur. 71. sorumuzda ABC bir üçgen, DC, DC bir dik üçgen. D diktir BC'ye. D, BC dik. Bu bir AD'miz 2. BE eşittir EC. Tamam. Ve DC'miz 8 olduğuna göre AB uzunluğunu alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bizden AB. AB Bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey desem Bakın. Bu diklik ve nok çizgi çizgi yani kenar ortayı gördüm. Aslında gördüm. Elimizde bir yaki var burada. Ne var? Yükseklik var ve kenar ortay var. Onun açı ortay ve ikiz kenarı kullanabilirim. Ben D ile B'yi birleştirdiğimde buradaki DBC üçgeninde diğer açıortay ve ikisi olur. oluşuyor? Yani 8 ise benim bu kenarımda otomatikman 8 oluyor. E bu üçgene geldik artık. Benden A, B'yi yani X'i yorumlamamı istemiş. E X'i yorumlayalım. Benim bu X'im 8-2 6'dan büyük. 8 artı 2 ondan küçüktür. Kaç farklı tam sayı değeri var diyor. 7, 8 ve 9 değerli olur. Yani 3 tane farklı tam sayı değeri vardır. 71. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunur. 72. sorumuzda ABC bir dik üçgen. B A diktir AC'ye. BD'miz açıortay. ortay. AD'miz 2. DC'miz 4 olduğuna göre BC'si yani A'sı kaçtır diyor. Ve açıortay kuralı bana der ki kolun gördüğü 2, kolun gördüğü 4. Demek ki benim bu kenarım 2K ise Diğer kenarında 4K'dır. büyük üçgenle Pisagor yaparsam ben artık 2K'nın karesinden 4K kare artı 4 artı 2 6'nın karesinden 36 eşittir. 4K'nın karesinden de 16K'nın karesi. 4K kareyi sağ tarafa attım. 36 eşittir. 12K kare, 12 K kare. 12'ye böldüm 12'ye böldüm. K karemiz 3. K değerimiz uzunluk olduğu için köküştür. Bizden BC yani A istiyor 4K'ydı. O da 4 çarpı kök 3 demektir ve 72. sorumuzda da bu şekilde burs olarak bulur. Bu sayfamızı da bu şekilde geçmiş olduk. Gayet biraz daha kolaydı sanki gibime geldi bilmiyorum. 73. sorumuzla devam ediyorum. 73. sorumuzda ABC bir üçgen AB paraleldir ED'ye. Güzel. Bu uzunluğumuz ED'ye paralel ve diyor ki AC de paraleldir DF'ye. Harika. E6, DF5 ve EF7 olduğuna göre BC uzunluğu kaçtır diyor. Bir de D'miz bakın D'miz ABC üçgenin işte çemberinin merkezi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? B'den D'ye ve C'den D'ye çektiğimiz bu arkadaşlar açı ortay olmak zorunda. İç teğet çemberin merkezi diyorsa e bunlar açı ortay olmak zorunda. Sonra bakın paralelliği gösteriyorum. Şöyle Z kuralından dolayı bu noktaysa bakın bu noktaysa veya bu noktaysa otomatikman şöyle z kuralı bu noktaysa burası da nokta olmak zorunda. Z kuralı noktaysa nokta çizgi ise e, bu da çizgi olmak zorunda. Yani burada ikiz kenar ve burada ikiz kenar üçgen oluştu. 6 ise bu uzunluğum 6. 5 ise bu uzunluğum 5'tir. Demek ki BC tamamı da 6, 7, 13, 5 daha 18 yapar. 73. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak Doğru. 74. sorumuz güzel bir soru. ABC bir üçgen. G, ABC büyük üçgenin ağırlık merkezi. Bu bir. KE'miz 2. BH eşittir HG'ye. Bakın buradaki eşitlikler verilmiş. Ona göre CK uzunluğu kaçtır diyor. Adım adım gidiyorum. 1. Bakın şimdi. Bu G ağırlık merkezi ise bu CK kenar ortaydır. Yani BK eşittir BA'ya. Şimdi geldim buradaki üçgene. Hangisine? A'dan G'yi birleştirdim ve ABG üçgeninde Bakın. AH kenar ortay. GK kenar ortay. Demek ki bu E, ABG üçgeninin ne oldu? Kenar ortayların kesim noktası. Yani ağırlık merkezi oldu. Yani 1'e 2'lik bir oran vardır. 2 ise burası 4'tür. Bu 1. Daha sonra e, G'de G de büyük üçgenin ağırlık merkezi. Yine 1'e 2'lik bir oran olacak. 4 artı 2 6 ise GC de bunun 2 katı 12 olur. Benden CK istiyordu. 12 artı 6 18'den 74. sorumuzda Ceyhan olarak olur 75. sorumuzda ABC bir üçgen BA diktir AC'yi bu bir G bakın G ABC üçgenin ağırlık merkezi ve HG'miz HG'miz 3 olduğuna göre HD yani A kaçtır diyor şimdi ağırlık merkezi ise eş iki parça eş iki parça ve eş iki parça ve ben 312 kuralını biliyorum 312 kuralı bu 312 kuralı ne anlama geliyor? Hocam 1'in gördüğü 4 ise 3'ün gördüğü bunun 3 katı olacak. 3 çarpı 4'ten burası 12'dir. 2'nin gördüğü 2 kat olur yani 6. Sonra buradaki üçgene geldiğimizde bakın geldiğimizde şimdi bu indiğim AH AF bir kenar ortay değil mi? E, ED'ye bakın. Bu kenar ortay. Kenar ortay tamam. E, ED de kenar ortayların birleştirmiş. Yani bu ne <laughs> anlama geliyor? Bu da otomatikman kenar ortaya oluyor. Yani A ise burası da A'dır. E, dikten göre bu kenarı. Demek ki benim AH uzunluğum da A olacak. Benden zaten HD A istiyordu. Demek ki benim A uzunluğum 12'dir hocam. 75. Sorumda bu şekilde diğer bakın olarak bulunur. <laughs> 76. sorumuz. ABC bir üçgen. BAC 105. Tepe 105. ACB 15 ve AB uzunluğum 2 olduğuna göre ABC üçgenin alanı. Tamam ve yükseklik lazım bana. Adım adım gidelim o zaman. Ben buradan dikme inerek başlıyorum. Bu bir. Tamam dikme indim. Burası 90 derece hocam. 90 derece burası. 90 15 ise demek ki benim bu açım 75'tir. 75 ise 85 95 105. O zaman bu açı 30. Bu açı 60'tır. Bulduğum tüm uzunlukları bulayım. 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Bu bir. Adım adım geliyorum. Şimdi bu 15 dereceyi ben şöyle kullanabilirim. Bu A'dan öyle bir doğru çekiyorum ki bu çektiğim doğru bu 15'i buraya da 15'e 60 olarak bölüştürmüş olsun. Tamam. 90, 60. Demek ki burası 30 derece. Şimdi bakın. 30'un karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 kök 3. Otomatikman 15, 15'ten dolayı buraya R diyelim. R, de 2 kök E 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacak. Kök 3'ün kök 3 katı da 3'tür diyorum ve soru bitiyor. Taban uzunluğum 3 artı 1 4 artı 2 kök 3 taban uzunluğum. 4 artı 2 kök 3 çarpı yüksekliğim kök 3 bölü 2 oldu. 4 2'ye böldüm 2. 2 kök 3'ü 2'ye böldüm kök 3. Yani burası ne oldu şu anda? 2 artı kök 3 çarpı kök 3 oldu. Çarptığımızda da 2 kök 3 artı 3 olarak bulunur. Ve 76. sorumuzda Adana'dır deriz. 77. sorumuzda ABC bir dik üçgen. Tamam. DC C bir eşkenar. D, e, C bir eşkenar. Yani açılarımız 60, 60 ve burası da 60 derece. A, B diktir B, C B'miz 9, ecmiz 18 ve alan A, B, E, F. Alan A, B, E, F. Şu bölgenin alanı kırmızı gösterdim. Alan D, F, C. bu bölgenin alanına eşitmiş. Şöyle diyelim mi? Buraya S, buraya S, bilmediğim buraya K diyorum. Tamam. ABX kaçtır diyor. Şimdi ben buradan S artı K'yı bulurum. Bakın ABC üçgeninde S artı K eşittir. Taban 27 çarpı taban et X bölü 2. Bu 1. Sonra buradaki eşkenar üçgenimin alanı bulabilirim. Eşkenar üçgenimizin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. E burası yine S artı K. Bakın S artı K eşittir. A kare dediğim 18'in karesi kök 3 bölü 4'tür. Bu ikisi birbirine eşitse Eşit diyelim. 27 bölü 2 çarpı x eşittir. 18'in karesini ben. 18 çarpı 18 çarpı kök 3 bölü 2 dersem. Kök 3 bölü 4 dersem. Özür diliyorum. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. 18'i 2'ye böldüm 9. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 6. x buradan 6 kök 3 bulunur. Ve 77. sorumuzda edirne yani 6 kök diyoruz. 78. sorumuzda ABC bir üçgen. AD uzunluğu 6, BD 4, DC 7 ve AC 5 olduğuna göre alan BDC bizden bu üçgenin alanını istiyor. Peki hocam ben bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? Bak. üç kenar biliyorsunuz ya. Üç kenarla siz bu üçgenin alanı bulabilirsiniz rahat rahat. Doğrudur. Doğrudur. Bulabiliriz. Peki bunu bulmak ne işimize yarayacak? Bundan sonra benzerlik uygulayabilirsiniz. Yani diyelim ki bu üçgenimizin yüksekliği buysa. Bu yükseklik hem ADC'nin hem de B, D, C üçgeninin yüksekliğidir. Yani 4'ün gördüğü alan burası eğer 4S ise 6'nın gördüğü alan burası 6S'tir. Ve siz bu 6S'i bulabiliyorsunuz. Nasıl? U kuralı. U neydi arkadaşlar? U dediğimiz olay. 6 artı 5 artı 7. Üç kenarı biliyorsunuz. Ve bunun 2'ye bölünmüş hali U'yu veriyordu bana. 6, 5, 11, 18 bölü 2'den burası 9'dur. E alan nasıl bulunur o zaman? 6S eşittir kök içinde. Dikkat u yani 9 çarpı 9 eksi 6'dan 3 çarpı 9 eksi 7'den 2 çarpı 9 eksi 5'ten de 4 anlamına geliyor. Yani 6s eşittir. 9 dışarı çıktı 3 diye. 3 kalır burada. 2 kalır burada. 4 dışarı çıktı 2 diye. İçeride de kök 6 kaldı. 6s 6 kök 6'ya. Her bir s'imiz kök 6'ya eşittir. Buranın alanı 4s'ti. Yani cevabım 4 kök 6 olarak bulundu ve 78. sorumuzun cevabı da Bursa'dır diyoruz ve bugünümüzü de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Gayet güzel sorular vardı arkadaşlar. 23. gün üçgenler kaya testler ikinci videomuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle diyelim kapanışımızı yapıp yarın devam edelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.